Mısır'da Kefr Şeyh'e bağlı bir köyde Mebruke isimli köylü kız ücretle günübirlik çalışan İbrahim adında bir köylüyle evlenmişti. Geçim sıkıntısı ve adamın eve para getirememesi boşanmalarına neden oldu. Adam kadını boşadığında kadın hamile, hatta hamileliğinin son aylarındaydı. Boşanmalarının ardından Mebruke annesi ve erkek kardeşiyle birlikte İskenderiye iline gitti. Oğlu Ali'yi orada dünyaya getirdi ve ona en iyi şekilde bakıp eğitimini en güzel şekilde vermeye karar verdi. Aslında kadının mutsuz olması için birçok sebep vardı. Kötü şansına kızabilir, insanlara şikayet edebilir, bütün erkeklerden nefret edebilir ve çocuğunun eline mendil verip caddelerde dilenmesini sağlayabilirdi. Fakat kadın bunların hiçbirini yapmadı. Allah'tan yardım dileyip ona tevekkül etti ve İskenderiye caddelerinde ekmek parasını kazanmak için peynir satmaya başladı. Oğlu Ali'yi de güzel bir okula verdi. Ali başarmış, ilkokul diplomasını almıştı. Sonra bir gün Ali'nin babası onu almaya İskenderiye'ye geldi. Çocuğu ilkokul diplomasıyla bir yere verip çalıştırmak düşüncesindeydi adam. Ama Ali'nin annesinin oğlu için küçük bir işten daha büyük hayalleri vardı ve oğlunu alıp oradaki evini barkını bırakarak Kahire'ye kaçtı. Oğlunu orada başka bir okula yazdırdı. Etrafındaki herkes kadına hayalini gerçekleştiremeyeceğini söylese de kadın büyük bir güvenle tebessüm ediyor ve onlara kim Allah'tan yardım isterse ve ona güzelce tevekkül ederse Allah olmayacakları oldurur ve mucizeler yaratır diyordu. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Hayalini gerçekleştirmek için zengin bir ailenin yanında çalışıyor, oğlunun okul masraflarını karşılıyordu. Ali ise 1897 yılında üstün başarıyla okulunu bitirip tıp fakültesini kazandı ve 1901 yılında oradan mezun oldu. 15 yıl geçmişti. Hükümdar Hüseyin Kamil kansere yakalanmıştı. Doktorlar hastalığını araştırmaya başladılar. Biyoloji uzmanı Doktor Osman Galip hükümdara Doktor Ali'yi önerdi. Hükümdar Doktor Ali'yi davet etti ve Doktor Ali hükümdarı tehlikeli bir ameliyattan sonra Allah'ın izniyle iyileştirdi. Hükümdar Ali'yi bu ameliyattan sonra cerrah olarak en iyi makama tayin etti. O artık bütün doktorların istişare ettiği bir doktordu. Hükümdarın özel doktoruydu. 1922 yılında piyade rütbesi verildi. Sonra hükümdar 1. Fuat ona paşa rütbesi verdi. 1929 yılında Paşa Ali doktorasını tamamladı ve Mısır'da 1. Fuat Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk dekanı oldu. 1940 yılında Sağlık Bakanı oldu. Aynı sene içinde Doktorlar Cemiyeti'ni kurdu. Tarihte ilk cemiyeti kuran kişi o olmuştu. İşte köylü basit bir kadın diyeceğimiz anne, büyük adamların bile yapamayacağı bir şeyi başarmıştı. Bu imkansız gibi görünen hayalini her işinde Allah'a sığınarak gerçekleştirmişti. Bu mücadele hikayesinde Allah her zaman bu kadınlaydı ve mucize gerçekleşmişti. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.